Evet dostlar, hepinize selamlar. Biz bugün Beyşehir'e doğru gezmeye gidiyoruz. Beyşehir merkezi gezeceğiz. Yine tarihi yerleri, doğal yerleri gezeceğiz. İyi seyirler. Peki abi, soralım. Sağ olun, sağ olun. Seyni köyü değil mi burası? Evet. Şimdi ben neyi seyredim? Amcam yol verebilecek mi? Zor bir durum, veremez yok. Evet, şu an Sevindik köyü çıkışındayız. Takıldık. Amcanın peşine gidiyoruz. Armut bulduk. Cereb armut. Dağ armudu. Doğal. Çiftçilerimiz şu an ekinleri ekiyor. Son sürat devam ediyor. Telin arası açık gördün. Evet, arabayı koy şu kamelden önüne. Ne yapacağız şimdi? Vallahi çok güzel ya. Burası gerçekten müthiş bir yer. Şu anda Beyşehir'e giderken Eflatun Pınar isimli su anıtına geldik. Burası Hititler dönemine ait bir yer. Dostlar, burası 13. yüzyılda Hititler tarafından yapılmış olan bir su anıtı. Tamamen kesme taşlarla yapılmış. Suyun ekonomik şekilde değerlendirilmesiyle ilgili, su tasarrufu edilmesiyle alakalı böyle bir anıt yapılmış dostlar. Bu tarihi yer Konya'dan Beyşehir'e giderken yaklaşık 12 kilometre içeri dönüyorsunuz. Sevindik kasabasından dönüp buraya gelebiliyorsunuz. Dostlar, buraya ziyarete gelenler bu gördüğümüz lokanta ve tesislerde yemek yiyip dinlenebiliyor. Burada oluşturulan havuzun etrafında çeşitli hayvan figürleri var. Burada aslan figürü var. Aslan heykeli var ama aslanın baş kısmı kırılmış. Gördüğümüz gibi anıtın tam ana kısmında da çok sayıda heykel yapılmış.
çeşmenin anıtın oluştuğu taşlara. Bu gördüğümüz havuza değişik noktalardan su akıyor. Burada da devasa bir aslan heykeli var. Zamanın şartlarından kaynaklı bir miktar yıpranmış ama hala ayakta. Suçumuz kabahatimiz yok ya. Tamam çevirme var da. Ne şuna sanacaksın ne? Kardeşiniz su yaptı. Evet şu anda Beyşehir girişteyiz. Şehir merkezine doğru devam ediyoruz şu anda. Evet dostlar, şu anda Beyşehir merkezdeyiz. Taş köprüye geldik. Burası Osmanlı döneminde yapılmış ilk sulama sistemi olarak geçiyor. 1908-1914 yılları arasında yapılmış bu regülatör köprüsü, sulama sistemi. Beyşehir Gölü'nün suyunu çevre ile çevre arazilere, köylere taşıyan bir sistem dostlar. Kanalda bu şekilde. Adamlar bir şey var ya, şeyle götürüyor. Burası Beyşehir Gölü. Gölün kenarında çok sayıda vapur var. Şurada en güzeli var. Baba şurada yat var. Şurada asılı var. Evet. Yat var orada. Ama tabii şu an Ekim ayının 15'i. Sezon bittiği için maalesef şu anda ürü sezon. Ama göl çok farklı bir güzelliği katıyor buraya. Şimdi de Beyşehir'de Eşrefoğlu Camii'ne geldik. Çok tarihi bir cami. 13. yüzyılda yapılmış. Gömmeye değer bir cami. Buraya gelirseniz mutlaka gezin derim. Bir de caminin içerisine girelim dostlar. Müthiş bir Çin'i işlemeli bir kapı bizi karşılıyor. Tamamen ahşap direkler üzerine
oturtulmuş bir cami. Dostlar, camimizin üstü bu şekilde açık, gördüğümüz gibi geçiyor, kapatılmış. Ancak yağan karların buradan içeriye düşüp bu gördüğümüz havuzda birikmesiyle ahşapların nemlenmesi düşünülmüş. Ecdadın çok güzel projelerinden bir tanesi dostlar. Çok orijinal bir cami dostlar. Ahşap direkler sekizgen şeklinde yapılmış. Bazıları yuvarlak, gördüğümüz gibi. Bu kısımda kesme taşla yapılmış direk ve kemerler var, gördüğümüz gibi. Dostlar, bu gördüğümüz minber cevizden yapılmış tamamen. Birbirine geçme yöntemiyle yapılmış. Kesinlikle çivi kullanılmamış. Burada da çok orijinal bir çinisi olan mihrap var dostlar. Gördüğümüz gibi mihrap çinileri çok orijinal. Özellikle Selçuklu döneminde kullanılmış olan turkuaz renkler tercih edilmiş. Tamamen orijinal. Burası dünya UNESCO geçici mirası listesinde yer alıyor. Şu an Beşehir merkezinde, çarşıdayız şu anda. İki tane yan yana camimiz var. Dur, abimizin yanında kazma ama dikkat et. Bu cami de bayağı bir eski gözüküyor Fatih. Evet, çarşı cami. Çarşı cami mi? Evet, çarşı cami. Evet. Beşehir merkez, cadde ve sokaklar bu şekilde. Böyle daracık köy evlerinin arasından geçiyoruz. Geleneksel taş evler dikkat çekiyor. Evet dostlar, Yaka Manastır Tabiat Parkı'na doğru şu an tırmanıyoruz. Evet dostlar, Beşehir'de Yaka Manastır Tabiat Parkı'na geldik. Burada güzel bir kahvaltı yapacağız. Bizlere afiyet olsun şimdiden. Evet dostlar, şu anda Beşehir'de Yaka Manastır Tabiat Parkı'na geldik. Kahvaltı yapacağız. Böyle çok güzel bir yeşillikler içerisinde, ağaçlar içerisinde çok güzel bir ortam. Beşehir Gölü manzarası da dostlar bu şekilde, hemen karşımızda Beşehir Gölü. Yaka Manastır Tabiat Parkı'ndan Beşehir Gölü ve Beşehir Gölü'sü bu şekilde. Abi kolay gelsin, bu ceviz mi bu? He? Ceviz mi bu? Yok abi, söğüt söğüt. Söğüt mü? Söğüt. Sobada kullanacaksın herhalde bunları. He şimdi. Kış hazırlığı mı? Akşama soğuyor ya. He, anladım. Müşteri içeri alıyoruz. Evet, kolay gelsin abi, eline sağlık.
Bu kadar horoz olmasın sakın. Hayır, onu demiyorum. Çünkü şey diyoruz. Etrafımızı sarıyorlar. O çok şişman. Hış, hış, geldi o. Siper al. Ben sizin altlarınızı kontrol ediyorum. Geldi altına. Aa! Oraya bir daha yürüyün ya. Bir saat önce burada yiyin. Şunlara bak, hangisini istersin? Hepsi 50 kuruş. Dörtte yürü. Hepsi 50 kuruş. Bir tanesi. Üç buçuk gibi yakarsak. Dört gibi, dört gibi. Sen ne yapabilir misin? Ha? Bak. Müdürüm, ben çekil. Yana. Dostlar, şu anda çok yaşlı bir ceviz ağacının dibine iki tane çeşme yapılmış. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada dostlar. Su bol. Kendiliğinden akıyor. Havada mis gibi. Merhaba. Yemir'e miymiş? Giriş çıkış ücreti 20 liraymış. Biraz pahalı geldi ama Karakurum plajını görmek uğruna katlanacağız. Yapacak bir şey yok. Dostlar, şu anda Konya'nın denizine geldik. Beyşehir Gölü'ne geldik aslında. Buraya belediye kum dökerek bir sahil oluşturmuş. Karaburun plajı olarak geçiyor dostlar burası. Şu anda gölün kenarına kadar geldik. Gevşehir Gölü Türkiye'nin en büyük coğrafya bölgesi. Oha, gerçekten çok büyük. Çok da güzel bir şekilde burası plaj haline getirilmiş. Ben çok beğendim burayı. Evet. Çok minnak balıklar var. Ya arı. Beyşehir Gölü ve Karaburun plajı bu şekilde dostlar. Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Taş mı atıyorsunuz? Ha şey ya, kirlendi ya. Sen de at bakalım hadi. Taş yok ya. Ha, onlar taş. Ver bakayım bana taş. Hadi en uzağa kim taş atacak? En uzağa. Hadi bakayım. En uzağa ben attım. Tamam, orası. Çek onu... çek. İşaretledim. Tam ortada, vallahi tam ortada. Denize giremesek de çocuklar bu şekilde tadı çıkardılar. Biz de sahilde yürüdük. Ayakkabımı çıkartacağım, kum girdi ayakkabı. Yağmurlu havada balık tutarım çıkar aşağı bu kaçar. Yeşildağ tarafına doğru dönüyoruz. Yağmurlu havada balık tutarım çıkar aşağı bu kaçar. Beyşehir Gölü'nde Allah ne balık, balık tutmayı planlıyoruz dostlar. Yağış durdu. Yeşildağ
Yeşildağ Mahallesi, Yeşildağ Köyü. Yeşildağ. Artık ne desek. Aylar çok uçmuş. Dağlık kayalık tarzı bir bölgeye geldik. Maç. Evet dostlar, Beşey Gölü'nün kenarındayız şu anda. Yeşildağ bölgesi burası. Balı tutmaya geldik. Beşey Gölü'nde oltayla balık tutacağız dostlar. Hava çok rüzgarlı. Evet dostlar. Kuşburnu olmuş. Kuşburnu topluyoruz şu anda. Bu şekilde. Dostlar, çok da var bu şekilde. Burada da bir yabani armut var. Bakalım. Başına hiç kalmamış olanlar. Dibine dökülmüş dostlar şu şekilde. Bu dibindekiler de yenebilir durumda. Şimdi salla. Biraz da şuradan bir 10 santim falan gevşek olması lazım. Bak şu benim attığım şey. Ah, sen bunu al. Evet dostlar, Beyşehir Gölü'nde balı tutmaya geldik. Bira bismillah dedik ama bir şey gelecek mi bilmiyorum. Yosun falan var galiba, takılıyor. Bakalım, kısmetimizi bekleyeceğiz. İnşallah balık gelecek. Evet dostlar, sonunda bir balık yakaladık. Sonunda bir balık vurdu. Bakalım. Baba sen balık tutmuyor musun? O epey de varmış ya. Bayağı iyi, iri bir. Ha, epey de varmış. Evet. Bakın Fatih. Çıkarabilir miyim bakalım. Aman kaçmasın. Kaçarsa. Bakın kimse. Evet. Ağabeyimiz bu. Maşallah müdürüm, iyi. Maşallah. Şanslıyız ya. Allah kaçıyor. Gitme. Gitmesin. Şu mu bu? Kötü gidiyor mu? Çok şey. O zaman bunu dursun kaç abi. Şurayı bir sıcağı bir yiyelim. Aa, çok güzel. Ekmeğin arasında bir tane böyle yakalım. Yok değil. Önümde tencere var ama. Şişeri kalmıyor biz. Ama burayı yenir mi? Sen bıçağın dedin mi? Yok. Tepsinin içindeydi. Yemeğimizi yedik. Çok güzel bir manzarayla sizlere veda ediyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.